Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yüzüklerin Efendisi oyununda birlikteyiz. Bugün arkadaşlar sezon hakkında bazı bilgiler vereceğim. E, bu arada arkadaşlar sezonun hakkındaki video geç kaldı. Niyesini söyleyeceğim. Yeni bir eve taşındık. Onunla ilgili sorunlar devam ettiği için mecbur e, bu şekilde bir e, video gecikmesi oldu. Kusura bakmayın. Sezonda da bayağı ilerledik. Zaten oyunada da zar zor giriyordum. E, bu kaleler nasıl alındı falan onların kısa videosunu aldım. İnternet falan yoktu ama işte mobil veriyle falan bir şekilde hallettim. şimdi arkadaşlar olayların bu hale nasıl geldiğini hep birlikte görelim. Öncelikle arkadaşlar oyundaki ilk kaleyi elfler aldı. Kale değil de geçit diyelim. Böşürlük bir geçti. Elfler aldı ve bu burada güç gösterisini aslında yaptılar. Biz de o sıra Argonat'ı alacağız arkadaşlar. Hatta saldırmalara başlarız birazdan. Şöyle baktığımızda arkadaşlar Argonat'a sağlam bir saldırı yapıyoruz ve hedeflerimiz belli aslında. Hani ilk günden nereye gidip nerelere vuracağımızı planladı bizimkiler. Şöyle de gördüğünüz gibi bunları göstermemde bir sakınca yok çünkü çok geçmiş bir video o yüzden detaylı bir şekilde anlatıyorum. Evet arkadaşlar Argonat işgal edildi ve baktığımızda F'lerin ardından ikinci olarak Argonat'ı biz aldık. Yani 500'lük bir üretim yerini almış bulunmaktayız. E bu sezonda rakiplerimiz çok sağlam olduğu için dikkatli dikkatli planlar yapıyoruz. Dikkatli bir şekilde oynamaya çalışıyoruz. Şöyle de gördüğünüz gibi diğer hedefimize doğru Argonaut'tan yola çıktık. İşte arazilere damlayanlar var. işte adamlara hani konuma doğru gidecek olanlar var derken büyük bir hareketlilik var bir yırda. Şöyle arkadaşlar baktığım zaman F'ler de buraya kuruluyor. Burası nere şimdi göreceğiz zaten. E, cücelerin aldığı geçite doğru. Bu arada Erebor'da geçit almış. Bu geçitin önüne doğru elfler gitmeye başlıyor. Ve sanırım burada elflerle cüceler arasında ilk savaş patlak vermesi gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. E, hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle oyundaki ilk kaleyi de biz aldık. Doren Emil Kalesi. E, Bizde tabi Silk ve diğer bir arkadaşlar da olduğu için. Silk ve Bok muydu ne? Öyle bir şeydi. Onlar dolduğu için rahat bir şekilde aslında yapabiliyoruz. Şöyle de arkadaşlar Emine kalesinin alındığını da göstereyim. Buradan Emine de aldık. Yani aynı gün içinde ikinci kale ve şöyle baktığımız zaman Null ekibi de oradan bir geçit alıyor. Null ve Void klanları orada da sağlam iki ekip var. Onlar da kendi geçitlerini alıyorlar ve kritik dediğimiz bu geçitleri herkes almaya başladı. Şöyle baktığımızda biz üçüncü geçiti de aldık. F'ler de aynı şekilde Anduin Vadisi'ni aldı. İşte... Kuzey Sızlar Kalesi. Yani F'ler de atak gösteriyor. Aslında burada e, dişli iki rakip görebilirsiniz. Cüceler attaki geçitte alıyor. Bu geçitler arkadaşlar kritik geçitler olduğu için almaları çok önemli. Yani çok kritik geçitler. Evet arkadaşlar biz Edolat'ın da aldık. Yani bizim diğer klan aldı Edolat'ı. Ve şöyle gördüğünüz gibi e, Void klanı Void ve Null klanı da oradan bir kale alıyor. Yani şu an yüzüğün etrafını sarmaya başlıyoruz açıkçası. Ve son duruma baktığım zaman Void 3 kale alıyor. Biz aynı zamanda 2 kale alıyoruz. Aldığımız kaleleri ekleyerek e, F'leri gördüğünüz gibi oradan cücelerle artık sınırlarını oluşturmuş durumdalar. Ve ilk savaş orada patlak verecek. Evet arkadaşlar ondan sonra cücelerle elfler arasında ilk savaş e, gerçekleşiyor. Şöyle baktığımız zaman e, Iron, Rogu ve Help klanları UBKN ve Gaia klanlarına yeniliyor diyebiliriz şimdilik. Yani her taraftan ittiriyorlar. Burada yani sunucudaki ilk savaş cüceler ve elfler arasında çıktı. Kadim düşmanlar savaşlarını sürdürüyor. Şöyle arkadaşlar elfler ve Erebor Savaşı'ndan biraz raporlar gösterelim. Şöyle bir demir ayak var. Mad Max zaten tanıdığımız bir arkadaş. Yani ka, yani süper, süper ötesi bir komutanları var. Karşısında da böyle bir adam var. Gimlisi güzelmiş bu arada. Demir ayak da güzelmiş. Akkandağ da güzel. Gilgala ordusu güzelmiş ama Sonuçlara baktığımda 165K'lık hasar alıp 176 kalık bir hasar vermiş. Ee, ordu farkına kaybetmiş diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar kaç tarafta Sentinel var. Bu tarafta cüce muhafız var. Ve e, ikisi de neredeyse aynı hasar almasına rağmen biri 5K canı gitmiş. Birinin 2.5K canı gitmiş. Yani aynı hasar almalarına rağmen. Burada da tabii ki şuradaki e, olay devreye giriyor. Hemen size göstereyim. Şu HP olay devreye giriyor. Yani bunun 26 HP'si var. Bunun var 45 hp'si yani iki kat fazla hasar tanklayabiliyor. Ee, bir de kaptan arkadaşımızdan rapor gösterelim. Böyle bir Eomer var hani güzel itemleri güzel olmuş. Ee, mor itemli bir Gandalf, ortalama bir Erlund ve mor itemli bir Gilgalad var. Karşıdaki rakibe baktığımız zaman da e, rakibi güzel hani ortalamanın üstünde diyebiliriz. Ve sonuçlara baktığımız zaman da 60K'lık bir hasar farkı var arada. Bence karşısındaki rakibe göre iyi bir sonuç almış. Çünkü 5100'lük canı varken karşı taraftakinin 6400'lük bir canı var. Yani arkadaşlar rakibe göre iyi rapor ama yenilmiş sonuç olarak. Şöyle arkadaşlar gay yakılan çok sağlam. Balinalık açısından çok sağlam. Ve şöyle baktığımız zaman Ak Gandalf'ı mükemmel. Burn mükemmel. Aragon niye böyle yapmış lan bu? Bu itemler işlemiyor bilmiyor mu? Yani arkadaşlar yeni güncelleme ile birlikte Klasik item kullandığınızda Yandaki itemler işlemiyor Arkada sanın farkında değil Ama sonuçlara baktığımız zaman da 185k hasar alıp 144k'lık da hasar yemiş Yine az önce dediğimiz olay burada olmuş Karşı tarafta full tank Ve hp'si yüksek birimler kullanırken Bizimkisinde 3 tane hp'si düşük birim var Bizimkisi dedim cücelerde 3 tane hp'si düşük birim var Bu yüzden de dif yemiş. Yani oyuncuların incelediğimizde sağlam oldukları bariz belli. Böyle görebilirsiniz. Kaplan zaten incelemiştik ve 54 kal hasar yemiş ve sağlamda bir hasar vermişler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elfler ilerlemeye devam ediyor. Yani elflerin yaptığı şey çok ağır bir baskı cücelere karşı. Hiçbir şekilde tutunamıyorlar. Iron klanı sağlam. Yani Iron klanının yanında sağlam bir klan olsaydı daha işler değişirdi. Rogu klanı geçen sezondan tanıyorum. Sağlamdılar, güzel savaşıyorlar ama ya kaynakları yok ya da tam hazırlanamadılar bilmiyorum. Cüceler bence Eflere gününü gösterecektir. Öyle inanıyorum. Ama Gaia ekibinde görmüş olduğunuz Gaia, Arda ve UBKN'i 3 klan da sağlam oradaki. Yani Gaia ve UBKN'i klanı çok sağlam. Evet arkadaşlar gelelim Zunna'nın zart dediği yere. Lorient'de Beard, Void, Null, Silk, Bok ve ABS klanları var. E, bir gün içinde 6.5 milyon katılımcı 2.4 milyon ölü var. E, burayı biz kazandık. İlk başta buradan başladık savaşmaya. Hani buradan gittik, şuradaki geçitten başladık savaşmaya. E buradan ite ite geldik buraya. E, onlardan önce tabii ki bu şeyi aldık. Dur orayı da göstereyim. Orada onlardan önce hem neresi bura? Ha bura. Bu şey ya Elf Kral Salonu muydu ha? Caras Galatonu aldık. Onlardan önce aldık ve e, şöyle baktığımız zaman da bu geçitte geçip adamları e, buradaki şeye sıkıştırdık. Buradaki Akmar geçitine sıkıştırdık. E, saldırıyorlar ama çok alacaklarını düşünmüyorum. E Bakalım biz karşıya nasıl geçeceğiz. Bir klanı en üstte yine öldürme ve öl öldürme ve ölme bakımından artık neye göre sıralanıyorsa. En üstte yine bir var. Şöyle arkadaşlar karşı tarafta zaten sağlam oyuncular var. Null işte void klanları olduğu için. Slippery zaten e, eskilerden tanıyoruz. Böyle bir kardosu var yani çok güzel. Sauron da güzel, kardosu da güzel, itemleri zaten best. Onun karşısında da bizden Aga var. Aga'ya baktığımız zaman güzel şeyleri var, itemleri. Ve sonuçlara baktığımız zaman da 219 kalık hasar alıp 167 kalık da bir hasar vermiş. E burada tabii ki sorun Sauron olabilir. Hani karşı tarafın deli edip işte aktivanı falan çaldıysa o yüzden olabilir. Evet arkadaşlar kaç, e, Nur'dan devam edelim. Baktığımız zaman kaçı şeylemi yapmış. Yani anlan sarı yüzeyini düşünmeye almış ilk 3 turda. Ve baktığımız zaman da süper de bir itemleri var. E, tabii ki Sauron'a hız gitmeleri daha doğru olur. Bu yeteneği adam akıllı çalıştırabilmek için. Böyle de bir skal hemli var. Zehir hasarı veren şeyi de takmış. Yani adamlar adamın itemleri dört dörtlük. Sonuçlara baktığımız zaman da Mostandir'i zaten biliyorsunuz. E, geçen sezondan da zaten görmüşsünüzdür. Böyle bir itemleri var. E burada Gilgalat farkına e, gitmiş olabilir ordu diyorum. Yani şeyde çalsa bile, e, Aktivan çalsa bile kaçış yaptığı için Gilgalat onun farkına gitmiş olabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi Serkan abiden raporlar gösterelim. Serkan abi zaten her savaş videosunda, her sezon videosunda görüyorsunuz. E, I am Rope 20 yani bu çocuğu da tanıyanlar çok kişi vardır. E, şöyle bir Sauron'u var ve baktığın zaman kırktık bir İlk hamle yapmış savaş içinde de artı 10 eklenecek sanırım aynen. 50'lik bir ilk hamle yapmış. Neredeyse atlar kadar hızlı bir savrun yapmış. Aynı şekilde böyle bir cesteri var. Böyle bir lurs var. Mükemmel bir lurs. 207'lik ata 41 atmış. Birlikte bir hasar kısmı var. Ölümsüzü de bu şekilde bakın. Çiçek. Sonuçlara baktığımızda 205K'lık hasar alıp 235K'lık hasar vermiş Serkan abi. Canı az olmasına rağmen karşı tarafı pataklamışız. Kaç tarafa baktığım zaman da T2 izcileri kullanmış. Bizde de T3 var. Yani bu ordu difi de diyebiliriz aslında bu rapora. Evet arkadaşlar Serkan abinin sıradaki rakibine bakalım. Saubron. Saubron diye biri. Güzel bir Saubron. Saruman da güzel. Işıldur, da, şey, Işıldur diyorum. Rus da güzel. Gölge de güzel. Bunu niye böyle yapmış? E niye hasar verememiş bu? Gilgalat kaçış veriyor. Yani Şöyle baktığım zaman da 113 kalık hasar alıp 268 kalık bir hasar vermiş. Yetenekleri kaçırdığı için hasar veremiyorsunuz. Bu yüzden o kaçış yapıyorsa siz de kaçış yapmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar şimdi karşımızdakilere bakalım yine. Null. Uf, gölgesi çok güzel ya. Böyle de sarılmanı var. Ve baktığımızda da 58'e 34 kalık bir hasar vermiş. Karşı tarafta gölge ve ölümsüz. Bizim tarafta da demir ayak 114K. Burn 110k vurmuş sağlam bir hasar verip rakibi direkt postalamışlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Normalde sezon videosunu daha detaylı yapardım ama videonun başında da dediğim gibi taşınma mevzuları olduğundan dolayı çok da video yapamadım. Kusura bakmayın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.